Değerli izleyenler, Platform Programı ikinci bölümüyle devam ediyor. Bugünün gündem maddesi dış politika dedik. Özellikle 34. gününde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuşuyoruz efendim. İstanbul'daki barış masasının aslında yansımalarını konuştuk ilk bölümde. İkinci bölümde ise aslında savaşın geniş çaplı bakış açısına baktığımızda özellikle Çin ve ABD ile ilgili biliyoruz ki bu noktada bir ekonomi savaşı vardı. Devam eden süreçte de bu aslında sirayet etti mi dedik. Çünkü Rusya ve Çin, ABD ve Ukrayna kanadının olup olmayacağı tabii ki konuşuluyor bu noktada. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamalarda da özellikle Rusya'ya olan güvensizliğin verdiği bir tablo var maalesef ki. Peki bundan sonraki süreci de ben şimdi soracağım size. Belki ki bu noktada tabii savaşın bir ekonomisi de gerçekleşiyor bu anlamda. İlk bölümde söylediniz Sedat Bey, özellikle kur bağlamında savaş sonrasında aslında altının ne olacağı, bunun devamında hatta kripto borsasına kadar aslında sirayet eden bir gerçek bir ekonomi tablosu da var. Gürhan Bey şundan bahsetti, bu da kıymetliydi. Masaya oturduğunda Rusya ciddi anlamda kaybeden taraf şu anda, vetolar yedi dünyadan birçok ülkeden, kaybettiği değerler oldu. Bu noktada bu yedi vetoları nasıl kazanacak sorusu tabii ki gündeme gelecek. Savaş sonrasında masaya oturduklarında. Bir de ekonomisi olacak bu işin. Kazananlar ve kaybedenler bağlamında. Tabii ki biz iş siyasetimize baktığımızda bu olumlu yönde kullanılabilir dedi Gürhan Bey. Tabii ki böyle olacaktır. Çünkü Türkiye'nin dış politikadaki duruşu özellikle bu savaş öncesinde Suriye'de nasıl olduysa orada da sıcak bir hat vardı. Orada da ABD vardı. Orada da Rusya vardı. Fakat bu sefer tabii ki bizim kırmızı çizgimiz ve sınır hattımız olduğu için Türkiye'nin duruşu çok farklı oldu. Şimdi böyle olmamasına rağmen Türkiye'nin barışçıl bir yaklaşımı da var. Tabii ki doğal olarak bu bağlamda bu iç siyasete de yansıyacak. Suriye'de olduğu gibi aynı şekilde bu savaşta da. Hem ekonomik duruşu sormak istiyorum ben bu bağlamda. Hem de bu iç siyaset konusunda, çünkü biz seçimi şu anda konuşmuyoruz. Evet, erken seçim gündemi yok. Bu söylemler ötelendi tabii ki. Ama özellikle dış politikanın seçim gündemine yansıması başlığı tarihsel olarak denk geldiği sürece de olumlu yansımalardan söz edilebiliyor. Gürhan Bey'in attığı bu pası size de sormak istiyorum. Olumlu yansıyacak mıdır ve ekonomi tablosu için ne söylersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Gürhan Bey, dış politika çok önemli. Bu aleyhte ya da lehte kullanılabilir dedi. Yani çok doğru ve çok haklı olarak söylendi. Bütün siyasetçiler için, bütün hükümetler için bu böyledir. Eğer dış politikada içeride bir başarısızlığı örtmek için dış politika, kışkırtıcı dış politika kullanılabilir. Bazen de dışarıda bir başarıyı içeride oya tabir etmek için dış politika kullanılabilir. İşte biz bunu geçmişten açık söylememiz gerekirse önce Menderes olaylarından biliyoruz. Biliyorsunuz Amerika ile sıkıntılar yaşamaya başlayınca Sovyetler Birliği'ne yakınlaşması, Rusya'ya yakınlaşması sonucunda bayağı sıkıntılar çekmiş birisi Menderes. O da çünkü sadece Amerika'ya, biraz önce hani Güren Bey dedi ya, emperyalist güç. Sadece bir emperyalist güce bağlanınca, sömürüldüğünü anlayınca o girdaptan kurtulmak için onun alternatifini oluşturmaya çalıştığından, Rusya'ya doğru yönünü döndürmeye başladığından başına bazı felaketler gelebiliyor. Öbür taraftan hatırladığımız bir olay var yine. İşte çok bana göre muhteşem bir başarıdır. Kıbrıs Barış Harekatı, merhum Ecevit'in başbakanlığında, Erbakan'ın başbakanın yardımcılığında çok güzel başarıyla yapılmış. Anlaşmaları, garantörlüğü çok önceden de anlaşılmış ve böylelikle Kıbrıs'a bir barış ortamı getirilmiş. Ama hemen arkasından da merhum Ecevit'in aldığı bir seçim kararı var o zaman. Ve büyük bir başarıyla da o seçim kararından sonra işte ona onun iki kalıyor geriye. Tek başına iktidarı yakalama şansı buluyor o Kıbrıs barış zaferinin getirdiği güçle. Şimdi Sayın Erdoğan da diyelim ki Suriye'de çok eleştiriliyor. Ama burada eleştirilmiyor. Libya'da fena gitmedi. Hakikaten o Libya'da, orada da doğru bir şey şu oldu. Uluslararası camianın tanıdığı, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı isimle işbirliği yapılması
doğru oldu. Dolayısıyla şimdi yarın öbür gün bu barış masasından olası bir başarı sağlanırsa bu çok kolay değil. Evet. Yani çünkü Rusya'yı nasıl mutlu edeceksiniz şu anda? Çok zor bir şey. Yani Rusya onurlu çekilmeyi kabullenebilir ama o onurlu çekilme karşılığında ona neler verilebilecek? Hadi sadece ben NATO'ya girmiyorum demekle bu olay bitecek mi? Artı burada hep söylediğimiz Amerika bu işin uzamasını istiyor. Biraz önce ifade ettim, bir şairin şöyle bir mısraları var. Düşmanım diyor, sen benim ifademsin, hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, sana da bana da sen lazımsın. Yani bir düşman lazım. Amerika Birleşik Devletleri 2001'de işte İkiz Kule olayları oldu. Arkadan çok ciddi şekilde dedi ki ben artık tek gücüm ya bendensiniz ya teröristsiniz gibi açıklamalar yaptı. Iraklarda, Afganistanlarda bir sürü eylemlere girdi, onu yaptı, bunu yaptı. Tek kutuplu dünya dedi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra. Ama geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri eski gücünden daha kötü noktada. O dengeleyici işte Batı bloğu, Doğu bloğu ortadan kalktıktan sonra herkes de Batı bloğuna geçmedi. İşte Amerika ne derse onu yapalım demedi. Tek kutuplu dünya tutmadı. Dolayısıyla şimdi kendisine bir rakip, bir düşman belki oluşturmak suretiyle dengeyi bu şekilde sağlayıp kendi saflarına, kendi almak istediği, burada Avrupa önemli onun için tabii. Çünkü Avrupa'nın 2021 yılında 2.435 trilyon euro toplamda, 2,5 trilyon euro toplamda satışı, 2.3 trilyon dolar da alışı var. Yani 2,5 trilyon euro büyük bir para. Dolayısıyla buradan hani siz ne kadar pay alıyorsunuz, bu paydan gelen paralarla ekonominizi ne kadar düze çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla hani bu işin ekonomi durumları var ve bir tek Avrupa Birliği ile yapılan ticarette Çin ve Rusya fazla veriyor. Amerika ve İngiltere açık veriyor. Dolayısıyla yani Asya kutubuna kaçırıyorsun. Asya kutubuna kaçırdığın zaman Avrupa'yı o zaman 1775 yılına kadar 16-17. Yüzyıllarda sonra ama geçen gün Profesör Hariri'nin bir kitabında okudum. Diyor ki 1775 yılına kadar dünya ekonomik merkezi hala Asya'ydı diyor. Hala 1775'e kadar. Yani bundan 300 yıl önceye kadar. Kimilerine göre 400 yıl önceye kadar. 4 ülke, Çin İmparatorluğu, Hindistan'daki Babur İmparatorluğu, İran'daki Safevi İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu. Bu dört ülke dünya ekonomik gücünün %80'ine sahipti. Dünya üretiminin 2/3'ünü de Çin ve Hindistan yapıyordu diyor. Şimdi 250-300 yıl sonra Avrupa'yı da kaçırdığınız zaman Çin, Rusya, Avrupa'da o tarafa geçtiğini düşünün. Kore'yi, Japonya'yı işin içine katın. O zaman batıda ekonomi falan kalmayacak. 300 yıl sonra ekonominin merkezi tekrar Asya'ya kalmış olacak. Şimdi bütün mesele ekonomi merkezi Amerika'da, batıda kalacak mı? İngiltere ve Amerika bunu istiyor. Yoksa Asya'ya kayacak mı? Kayması durumunda dengelerin ne kadar değişeceğini hepimiz biliyoruz. Kaymaması durumunda da dengelerin gene ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların mücadelesi yapılıyor. Ama siz savaşı getirdiğiniz zaman da işte dünyanın 3. petrol üreticisi. Ben buraya o noktada bir not almıştım. Amerika Birleşik Devletleri günde 17 milyon varil petrol üretiyor. Suudi Arabistan 11 milyon, Rusya 10,5 milyon üretiyor ama Rusya Avrupa'ya 5 milyon varil her gün satıyor. Yani üretiminin yarısını Avrupa'ya satıyor. Dolayısıyla Avrupa'da bütün enerjisini, yani Almanya en başta, Almanya Başkanı mesela hep olumlu mesajlar vermeye çalışıyor. Biz yanarız diyor. Yani enerjiyi bulamazsak diyor. Almanya için diyor çok büyük sıkıntılar gelir arkadan diyor. Dolayısıyla şimdi buradan baktığımız zaman enerjinin ne demek olduğunu, Rusya'nın neyi ifade ettiğini, Avrupa ticaretinin ekonomik büyüklüğünün dünya ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz. Buradan şunu da anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrolle işi yok. Onun bütün derdi petrol silahıyla Avrupa'yı ya da Rusya'yı
dengede tutabilmek ve onların petrole olan ulaşımını engellemek. Ulaşımını engellemek neticesinde onların maliyetlerini arttırarak, üretimlerini arttırarak, onlara sıkıntı çekerek onların kontrolsüz bir güç değil, kendi kontrolünde güç olmalarını, kendi kontrolünde kalmalarını istiyor. Bir dönemdir de Avrupa'ya karşı gücünü kaybettiğini hissetmeye başlayınca da işte silahı verdi Rusya'nın eline. Sen istediğini yapabilirsin Ukrayna'da dedi. Çünkü Rusya'yı öyle bir çıkılmaz noktaya getirdi ki ya dedi senin dibine Ukrayna'ya NATO'yu üstünü getireceğim ya da sen Rusya'ya Ukrayna'ya gireceksin. Üçüncü yol kalmadı. Şimdi burada da Rusya NATO'nun oraya kadar geldiğinden sonra içeriden dışarı çıkamayacağını, içeriye hapsedildiğini, kendi topraklarının dışarı çıkamayacağını anladığı için o feryatla Ukrayna'ya girdi. Belki 3-5 gün içinde bitireceğim dediği operasyonu Amerika ve İngiltere'nin Ukrayna'daki askerleri, askeri çalışmalarını NATO güçlerinin getirdiği hazırlıklar sayesinde 34 gündür çözemediler. Hı hı. 13 bin asker konuşuluyor, kabul edilmiş 13 bin asker. Ben geçen gün bir rakama baktım. Rusya Afganistan'da 15 bin asker kayıp vermiş 10 yıl boyunca. Bakın orada 15 bin, burada 34 günde 13 bin asker Rusya'da bunu kabul ediyorsa büyük bir başarısızlık var ortada. Hani Güren Bey'in söylediği o masanın nasıl kolay olmadığının bir özeti. O soru çok buyurun. Önemli çünkü. İstersen ben orada biraz daha farklı düşünüyorum. Yani Rusya gerçekten böyle Vietnam'da yenildi Amerika biliyorsun. Yani o bataklıkta boğuldu. Tabii ikisi. Yani Irak'ta da boğuldu. Aynen öyle. Suriye'de doğru. Boğuldu. Şeyde başaramadı bu Kore'de Arap de Bağrı dedi bilmem Tunus'uydu, Mısır'ıydı falan. Boğuldu. Afganistan'da 20 yıl kaldı ama çok bedeller ödedi. Şimdi Rusya'nın ben de yani 3 günde 5 günde biter gibi geliyor düşünüyordum ama şimdi düşündükçe Rusya'nın bunu bir stratejik yaklaşımla yürüttüğünü düşünüyorum gene de. Farklı bir biçim. Ha, çok farklı bir şey evet. İnsanların ölmesine, silahlarının kaybedilmesine 28 tane uçağı düşmüş, 270 tane tank kaybolmuş ve yok edilmiş falan. Buna bu kadar Rusya müsaade eder mi? Yani elindeki gücüyle Ukrayna'yı bir anda boğar diye düşünüyorsun ama bence iki nedenden ötürü Rusya bu işi uzatıyor. Yani yoksa Mariupol'ü de alır, Odessa'ya da girer. Yani haritayı önümüzde gözümüzün önüne getiren böyle bir C çember çizdi. Doğru. Kapattı orayı, o bölgeyi kapattı. Şimdi burada bir stratejisi var diye düşünüyorum. Yoksa bunu bakın şehirler korkunç büyük bir yıkım var orada. Şehirlere baktığın zaman. Tabii. Büyük bir yıkım. Yani burada niye hemen o şehirlerden birine yüklense alır? Bugüne kadar ele geçirdiği bir şehir yok Rusya'nın. Mariupol dahil yani Donbas bölgesini hariç tutarak söylüyorum. Kiev günlerce kuşatmada 64 kilometre kuyruk var dediler bilmem ne dediler. İki tane nedeni o. Bir stratejik. İkincisi şu anda orası kış şartları mevcut. Evet esas mesele o. Aynen. Bataklık mevcut. Ben de onu söyleyecektim. Yani toprak hareket kabiliyetini yok ediyor. Evet. Kış şartlarını başlattı bunu. Dolayısıyla biraz daha bu ilkbahar ve yaz şartlarına doğru girdiğinde hareket kabiliyetleri yükselecek. Ve kuşatmada boğmak istiyor şeyi bana göre. Yani Zelenski'yi zorlayıp masaya oturtmak istiyor. Bir de Ukrayna özelliği itibarıyla, tarihi itibarıyla da Rusya için çok önemli. Yani tabii, orada tabii. Kiliseler var, orası bir merkez yani önemli bir merkez. Tabii. Ve orada da kendisine karşı bir yapı oluşsun da istemiyor geleceğe dair. Tabii, evet. Yani oluşmasın diyorsun da yıktı, evet. Mahvetti ama yine de Rusya yanlısı bir sürü insan var orada. Var. Rus güçler var. Onları da yok etmek istemediği için bence bir stratejik yaklaşımla bunu yürütüyor diye düşünüyorum. Yoksa bütün füzeler, yani bütün havalimanlarını yok etti, hava gücünü yok etti. Yani ama oraya, bak haklısınız. Orada şimdi Amerika'nın da Rusya'nın da Afganistan'da başarısız olması ya da Amerika'nın Irak'ta başarısız olması, son nihayetinde başarısız olması, %100'ünü ele geçirememesinin en büyük sebebi
oradaki yapıların gerilla savaşı vermesi. Evet, gerilla savaşına karşı düzenli ordu şey sıkıntıya düşüyor. Başarılı olmaz, niye? Zor olur. Vurkaç taktikleri. Yani bizim de Kurtuluş Savaşımızda Kuvayi Milliye başarısı nereden geliyor değil mi? Yani ya Yunanlara çeteler, bu kadar kayıplar verdirmemiz, o Kuvayi Milliye ruhu diyoruz ya. Tabii. Sonra düzenli yani, orduya geçti. Evet, yani Kuvayi Milliye başarımızın da altında o yatıyor. Çünkü bölgeyi tanıyan biziz, bilen biziz. Vurkaç taktikleriyle hiç kimsenin beklemediği anlarda daha küçük askeri birliklerle çok büyük kayıplar vermek suretiyle, yani bu işin uzaması gerekçelerinden birisi bu gerilla savaşı, birisi de olabilir dediğiniz tabii. Kış şartları. Yani oranın tankların falan bir noktadan sonra gidemeyecek noktalara, yani yürümesinin zor olduğu bir iklim şartlarında girmek zorunda kaldı orada. Onları hesapladı mı, hesaplamadı mı? Biraz masaya oturtmak için arada yapıyor olabilir diye düşünüyorum. Genelkurmay yani. Başkanı da görevden aldı biliyorsunuz. Evet. Kendisini hani bana göre bir planlar ona sunuldu Putin'e. Şu kadar günde alacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ortada bir başarısızlık çıktı ortaya. Genelkurmay Başkanı da değiştirdi Putin bu arada. Dolayısıyla mesela bugün de çok ilginç, Avramovic de görüşmede. Lavrov. O da yani çok ilginç. Yani ben oligark olarak yani. Değil mi? Türkiye'deki görüşmede bakın ekonomi evet. için ekonomi kısmı ne kadar önemli. Evet. Değil mi? Buradan yani Avramovic yani görüşmede kaç gündür Türkiye'de yat geldi, şu geldi, bu geldi. Bak şimdi bugün hangi kimlikle? Evet, hangi yani. Kimlikle? Yani ekonominin, ticaretin ne kadar önemli olduğunu, çok iş adamlarının farklı. Ne kadar önemli olduğunu, şirketlerin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyan bir şey. Ekonomiyle ilgili de bakın bana evet. çok hatta basit bir örnek vereceğim. İş Bankası'nı, İş Bankası'ndan geldiği için, diğer bankalar da aynısını yapıyorsa hepsini tebrik ederim ama İş Bankası'ndan bana mesaj geldiği için tebrik ve teşekkür ediyorum. Önce gelen mesajda işte Rus tarafından kullanılan kredi kartları geçersizdir, şudur, budur diye bir mesaj geldi. Birkaç gün sonra bir baktım. O kredi kartları geçerlidir diye mesaj geldi İş Bankası'ndan. Yani biz şimdi Rusya'nın ticaret yapabilmesine fırsat veriyoruz. Fırsat veriyoruz. Rusların tabii, ticaret tabii. yapabilmesine nefes de... Nefes aldırıyoruz. Evet, nefes aldırıyoruz. Tabii. Yani şeye kalsa, mesela bize tabii, diyorlar tabii. ki sen de ambargo uygula. Tabii, tabii. Sen de onu yapma, bunu tabii, yapma. Nefes biz sadece işte Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk zamanında imzalanan Montreux Anlaşması'na bağlıyız dedik. Tabii, o kadar. Biz bunun boğazlarda ne gerekiyorsa, bize tabii. ne yükümlülük düşüyorsa ya onu yaparız. Ayçiçek gemilerimizi gönderdi, onlar da karşılıklı. Aynen öyle, bunun şeyini. Ama öbür var. Taraftan da insani koridor oluşturmasında mesela bakıyorsunuz, Türkiye insani koridor oluşturma, İtalya, Türkiye ve Fransa şu anda üçlü bu iş üzerine yoğunlaşacaklar. Üç ülke, geçen NATO zirvesinde bu gündeme geldi. Yani insani koridor oluşturalım, insanları daha sağlıklı bir şekilde oralardan zarar görmeden kurtarmaya çalışalım şeklinde. Dolayısıyla hani hem bizim Ukrayna'ya verdiğimiz silahlara iç sesimizin çıkmaması devam ediyoruz. Hem onun toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Kırım'ı da Donbas bölgesinde yanlış yapıyorsun ey Rusya diyoruz. Öbür taraftan Rusya'ya dönüyoruz. Diyoruz ki seni Amerika kışkırttı. Yani Güran Bey'in söylediğini söylüyoruz. Amerika kışkırttı seni. Bunun farkındayız. Bir hata yaptın. Ama bu hatanın sebebinde de bizim işte bu kadar ilişkilerimiz var. Biz de bunları zarar görmeden işte ticaretimize, ambargo uygulamalarına katılmayarak seni zor durumda bırakmayacak politikalar yürütüyoruz. Bu sefer iki ülkede diyor ki ya Türkiye dengeli ve düzenleyici bir politika yürütüyor. İyileştirici politika yürütüyor. Biz iki ülke olarak da Türkiye'ye güveniyoruz. Yani Putin de Türkiye'den iyi bahsediyor. Ukrayna da övgüyle bahsediyor. Her ikisi de teşekkür ediyor. Her ikisinin Dışişleri Bakanlarını dinlediğim zaman Türkiye'den başarıyla bahsediyorlar. Ama açık ve net söylememiz gerekiyorsa pandemi ve gıda fiyatlarının artışı, ububattaki artışlar da bu savaş bitmeden bize sıkıntıya getirecek. Mesela bizim ekonomimize, enflasyonumuza çok olumsuz yansıyacak. İşte burada hani barış görüşmelerinin böyle biraz rüzgarı bile, olumlu bir havası bile hemen döviz fiyatlarını aşağı indirirse, petrol fiyatlarını aşağı indirirse acaba gelecek zamlardan daha az etkileniriz ya da etkilenmeyiz mi? Gıda krizi kapımızda, onu açık ve net olarak konuşmamız lazım. Yani gıda konusunda
bu savaş ve pandeminin getirdiği sıkıntı 2022'de şu bolluğa rağmen. Bakın biz iklim krizi diyorduk ama ne kadar karlar yağdı, yağış aldı ülkemiz. Geçen seneye göre %40'a yakın bir artış var yağış miktarlarında. Dolayısıyla bu sene aslında bizim bolluk yılımız. Bu sene aslında bizim ucuzluk yılımız olması i̇şte lazım. Bunun için de acil böyle olacak mı? Bence. Sıkıntı var. Böyle olacağı çok net gözükmüyor. İnşallah hani bazen Sayın Nebati, bazen Merkez Bankası Başkanı düşüşler görüyoruz, iyiye gideceğiz diyor ama inşallah onların dediği gibi olur yani. O kadar kolay değil. Evet, değil. Dediğiniz gibi ona ayrı bir gündem başlatmamız gerekiyor. Tarıma ve kalkınmaya, enflasyona evet, yansımaları vesaire şeklinde bu önemliydi. Son mesajları alalım mı? Ne dersiniz Güran Bey? Sizden başlayalım isterseniz. Şimdi bir iki şey ilave etmek istiyorum. Burada bakın bu savaşın öğrettiği başka bir şey de var bütün dünyaya. Ben inanıyorum ki dünyanın egemen uluslararası sermayeleri, finansörleri, finans merkezleri bugün şunu düşünüyorlar. Ya yarın öbür gün bizim de başımıza gelirse bu finansın, bu sermayenin hiçbir güvenliği yok diye düşünüyorlar. Bravo, bak güzel söylediniz. Mesela İsviçre bile neyse bir karar aldı. Evet. Şimdi ne bilirdik? Yani buradaki parasını bilmem insanlar İsviçre bankalarına götürürdü. Offshore adalarına götürürlerdi. Oralarda saklarlardı, gizlerlerdi. Bu hesaplar gizliydi, hiç kimseye açılmazdı. Evet. Adamın başına bir şey geldiği zaman oraya giderdi, o paraları toplardı, verirlerdi falan. Hiç sorgu sual de yok. Eroinden mi geldi, silahtan aynen mı geldi onu da sormazlardı. Herkes İsviçre'yi silahsız bir ülke, askersiz bir ülke, oranın garanti, parasının garantisi bilirdi yani. Tabii. Orada savaş olmayacak gibi değil mi? Tabii ya da ki. Offshore adalarında gizli hesaplarda tutulurdu. Büyük paralardan bahsediyoruz. Çok, yani çok. Bunlar işte Soros'un parasından bahsediyoruz. Bilmem Elon Musk'tan bahsediyoruz falan. Evet. Şimdi bu sermaye iddia ediyorum ki hepsi Ukrayna Savaşı sürecinde Rusya'nın başına gelenleri gördükten sonra hepsi bir oturdular, eyvah dediler. Güzel. Ve dünyada bu para işini yönetenler şimdi oturup konuşuyorlar, düşünüyorlar. Zaten bunu da organize edenler onlar. Tabii. Bunu da organize edenler. Ama diyorlar ki biz sermayemizi nasıl koruyabiliriz? ABD'nin başına bir tane adam getiririz. Delidir, doludur. Orada dengeler de elimizden kaçar. Kaçtığı zaman bakın bir kelimeyle adam Rusya'nın bütün merkezler ABD'de bütün kartlarını, vizasını, aynen, master kartını bilmem neyini yok etti. Evet. Biraz daha örnek verdim. Evet, aynen. Durdurdu. Tabii, durdurdu. Merkez Bankası'nın para hareketini durdurdu. Hepsi ABD'nin elinde, yani evet, ABD'de mevcut merkezlerden kontrol ediliyor. Tabii ki. Şimdi senin buradaki bir büyük sermaye sahibi, oligarkların yatlarına el kondu aynı anda. Bütün limanlarda, bugün İngiltere bir tanesine el koymuş, hepsini durdurdular. Düşünüyor musun? Yani sermayeyi, zenginlerin sermayelerine el koyabildi. Tabii, yani. Şimdi düşünmez mi yani para sahibi insanlar olan yarın öbür gün bizim de başımıza böyle bir şey, bir gün ters düşeriz. Tabii ki. Bir gün bir şeyin içinde oluruz, bizim para da gider diye düşünmez mi? Düşünür. Dolayısıyla yeni dünya düzeni dediğimiz hep değişiyor bu yeni dünya ne demekse. Yani eskiyen bir dünyada yeni dünya, bu yeni dünya düzeni dedikleri şeyin içinde finans sahipleri, büyük uluslararası sermaye sahipleri kendi sermayelerinin de ne kadar güvensiz olduklarını anladılar. Bunu da ekleyelim. Yani da bu Türkiye'nin başına geldi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ambargo verdiler. Aynen. Civata, uçakların civatalarını vermediler. Yani. Bırakın yani beynini meyni, civata vermediler. Herkes gülümsüyordu ya falan filan diyordu. Senin de başına gelebiliyormuş demek ki. Yani koskoca Rusya'nın başına gelen, yani bugün İtalya'nın, bilmem Almanya'nın ya da Fransa'nın bir ters düşüğünde başına gelmeyecek mi? Tabii. Çıkar savaşları bunlar. Ona gelmez mi? Gelebilir. Tabii ki ya. Dolayısıyla şimdi bu yeni dünyada bunlar sermayeyi artık nasıl koruruz diye önlemler almaya başlayacaklar. Aynı Almanya'nın yaptığı gibi. Bir dakika diyor, enerji ben Rusya ile kavga edemem. Sen evet, kavga etmemi evet, istesen de aynen, edemem. Çünkü aynen, benim %40 doğalgazım oradan geliyor. Oradan geliyor. Vanasını kapattı mı? Bitti. Nasıl olacak? Büyük. Ben diyor sana ruble ile vereyim. Durdurdu. Dolarla hareketi, evet, euro ile hareketi durdur. Ruble ile diyor
veririm. 3 gün sonra vermezsen dostum parayı adam kapatır o diye vadeyi. Açıklama yaptı tabii, yani. Tabii, kapatırsa ne olur? Senin ne hastanenin çalışır, ne fabrikanın çalışır, hiçbir şeyin çalışmaz. Düşünebiliyor musun verdiği zarar? Evet. Şimdi burada yeniden bir pozisyon alacaklar. Evet. İkincisi, dünya şunu gördü. İlk defa Avrupa, bu emperyal, ikiyüzlü batılı devletler, bu devletler ilk defa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlarında bir savaş yaşıyorlar. Aynen şimdi. Doğru. İlk defa bir göç hareketi oluyor. 3,5 milyon insan hakikaten üzüntü verici. Yani ben onları Ayla Bebek'ten ayırmıyorum. Tabii. Yani hakikaten insandır, candır. Onlar ayırıyorlar ama. Maalesef. Bir baktı ki dünya, ya dedi, bizim insanımıza da oluyormuş bu. Yani bizim ırkımıza. Ne kadar ırkçı oldukları ortaya çıktı. Çıktı. Bir. Evet. Onlara da bir gün bu işin doğrulacağını hissettiler. Evet. İki, mazlum ülkeler dediğimiz, bu sürekli ezilen, yoksullaştıran, varsıllıktan uzaklaştırılan tüm bu insanlık, bunların ne kadar ikiyüzlü olduğunu da anladı. Bakın geçenlerde dünyanın, ya bunları söylerken bile üzülüyorum ama bunu da söylemek lazım. Dünyanın bütün sanatçıları toplanmışlar, Ukrayna'ya destek adına büyük bir konser veriyorlar. Evet. Dünyadaki bütün first aid'ler neredeyse hepsi destek mesajları yayınladılar. Dünyanın çok önemli sanatçıları bu konserde konser verdiler. Olmayan da destek verdi. Ya kardeşim, neredeydiniz siz ya Filistin'de? Tabii. Siz Suriye'de neredeydiniz? Siz Afganistan'da o uçağın tepesine ayağına bağlanıp da metrelerce yükseklikten düşen insanlar varken neredeydiniz 20 tabii, yılda? Tabii. Hiçbir sanat aklınıza gelmedi. O first aid'ler onları yazana kadar sarı saçlı, mavi gözlü İnsanlar diyerek mi bakıyorsunuz buna? Başkanım, araya bir cümle tabii gireceğim. Tabii ki. Yani ölüm yıldönümü olduğu için anıldı. Amerikan eski Dışişleri Bakanı Albright, 500 bin asker öldürdük biz Irak'ta ama bu gerekliydi diye açıklama yapmıştı. Özür dilerim, asker 500 bin çocuk. 500 bin çocuk öldürdük ama bu gerekliydi diye açıklama yapmıştı. Düşün. Yani bu hakikaten kabul edilmesi... Yani bir burada tamam buna yapıyor var. Diye alkış tutuldu. Ben bak o televizyon programında bunları izledim. Böyle aferin ya, bravo, iyi şey yaptınız diyemedim bak. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Alkışlayamadım yaptıkları işi. Yaptıkları iş doğru ama ikiyüzlü bir iş. Evet. İkiyüzlü bir iş. Sen Filistin'de de yap, göreyim ben tabii onu. Ki. Doğru. Sen İsrail'de şeyde doğru. De yap. Misket tüm insanlık için yapmak. Yap onu. Anlarım. Ruanda'da yap. Evet. Anlarım. Tabii. Hiç, onların hiçbirisinde yok. Hiçbirinde yok. Böyle bir şey olabilir mi? İngiltere, ben o otellerde İngiltere'ye, Belçika'ya gitmiştim. Belçika'da şey patladı. Bir terörist hareket oldu biliyorsunuz. Metroda bomba patladı. Evet. 3 gün Belçika, İngiltere bütün şeyleri, trenleri kapattılar. Kaldık nasıl? Evet. İlk defa başlarına geldi. Aynen, bravo. Bir bizim... bomba patladı. Ya kardeşim, Ankara'nın göbeğinde yüzün patladı. Üstünde insan aynen. Yok edildi, şehit edildi. Bir tane namussuz çıkıp da bir şey söylemedi ya. Aynen. Bir tanesi söylemedi, bir tanesi. Doğru. Şeyde Charlie Hebdo davası meselesinde Fransa'da 60'a yakın devlet başkanı yürüyüş yaptı. Yaptı, evet. Türkiye'de %30 bin üstünde insan katledildi bir örgüt, terör örgütü tarafından. Bir tanesi gelip de burada şey yapmadı. Bak bu ahlaksızlıktır. Başka bir yere geliyorum ama bu ikiyüzlüktür. Bana göre bu savaş bu ikiyüzlülüğü de ortaya çıkarttı. Evet. İnsanlar bunu da gördü. Görmeyenler de ben buradan söylüyorum, bu gözle de baksınlar. Baksınlar. Bu gözle de baksınlar. Doğru buna. Bakmak lazım. Sadece ister. Orada Ukraynalı insanlar ölüyor. Rus'ta 13 bin tane diyorsun asker ölüyor. O insan değil mi? Aynen. O insan değil mi? O da insan. Tabii ki. Oraya görev veriliyor, emrettiriliyor. Gidiyor. Şeyleri düşmedi herhalde. Devam ediyor. Devam edin siz Gülhan evet. Bey. Devam şimdi bu yönüyle bu gerçekten iç acıtan, yani savaşın yönünü konuşuyoruz. Sadece ekonomi, işte dolar düştü. Bu da insani düştü. Yönünü hatırlatıyorsunuz işte. Bu yönü, çok önemli. Bu yönü çok insani yönünü ben hatırlatıyorsunuz. Çok önemli. Çalışıyorum savaşa. Evet. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Bugünkü konumuz değil ama Hrant Dink'le ilgili. Ya. Rahmetli Hrant Dink'le ilgili. Kaç sene oldu?
Bu şey yakalanamadı. En son azmettiriciler çıktı, FETÖ'nün parmağı oldu, çıktı, bilmem ne çıktı, adamı içeri attılar. Aynen. En son Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tane daha adamı şeyden, daha doğrusu silahı saklayan, parasını sağlayan, telefonunu kullandıran adamı da tuttu, kulağından getirdi, attı içeri. Evet. Bu yeni şeyleri açacaktır. Ama şey netleşti. Bak o gün hepimiz rantız diyen, evet, o Avrupalılar işte bilmem Türkiye'de bir Ermenici şeyler oluyor, Ermeni soykırımı yapılıyor, bilmem ne yapılıyor diyenlerin bir tanesinin sesi çıkmıyor Sevda Hanım. Evet. Yakalandığı bu FETÖ namussuzluğunun yaptığı, bu örgütün yaptığı bir cinayettir. Uşakları tarafından yapılmıştır. Onun ağababaları da CIA'dir. Tabii. ABD'dir. Kesin. Türkiye karıştırmak için kesin o uşaklarını kullanmıştır. Onun için bu adam katledilmiştir diyen bir tane adama rastlamadım Sedat. Evet, doğru. Ayıp değil mi ya? Yani. Böyle ahlaksızlık olur mu ya? Çıkın deyin ki ya aferin ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa bir faili meçhul noktasındaki bir cinayeti çıkarttı. Arkasında polisler var. Emniyet mi? Devletin, evet, devlet var bak, devlet. Aynen var. Devlet değil ama devletin içindeki ahlaksızlar, hainler var. Evet. Satılmışlar var. Asker var. Gazeteciler var. Polis var. Tabii canım. Tamam mı? Bunları bağırsaklarını temizleyerek çıkartmış. Daha önce bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptırdı. Bunu Ergökün Okan yaptırdı diyen, evet, onun için Fransa'dan atlayıp İngiltere'den atlayıp gelenler, burada günlerce biz rantız diye mümayiş yapanlar, evet hepimiz yaptık onu. Ama ben hala yaparım, ama bu yakalandığı zaman da evet bunun arkasında ABD vardı, bunun arkasında CIA vardı, bunun arkasında ahlaksız FETÖ vardı diyeceksin kardeşim. Tabii. Demediler. Onun için ikiyüzlüler. Bakın, evet. Urmumcu cinayeti. Aa. Ahmet Taner Kışlan maalesef, cinayeti. Bahri Uçok cinayeti. Hablemitoğlu. Onlarca Hablemitoğlu için onlarca ahlaksız cinayet olmuştur burada. Bunlar hepsi gizlenmiştir, saklanmıştır. Maalesef. Hala bulunamayanlar vardır. Ya bir tanesini de bulmuşuz. E bulduk, eyvallah. Bulduğun şey de o zaman ne ki? Bizim düşündüğümüz gibi değilmiş ya. Bu Türkiye'de buna Ergenekon yaptırmamış. Ergenekon diye safsatayla ortaya konan o Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli mensuplarını içeri atıp orada camlarının yakılmasına neden olan FETÖ'ymüş. Onun da ağababası CIA'ymiş diyeceksin kardeşim. İşte o savaşı ben böyle okuyorum. Kaşıkçı, evet, cinayeti farklı mı oldu Güran Bey? Kaşıkçı cinayeti Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan dostu tarafından yapılınca ne yaptı? Kaşıkçı aynen cinayeti Türkiye'de yaşandı. Düşünün yani. Evet, özellikle bu, genç çerçeveden nasıl bakıyorsunuz diye sormuştum. Bu böyle, ben böyle okuyorum bunu. Böyle güzel okumaya çalışıyorum. Noktada bir de böyle bakmak ama lazım. İnsani bakıyor. Yani evet, çok insani insana açıdan da savaşa bakmak yakalandı lazım. Ya adam oradan Türkmenistan, bilmem Kırgızistan'dan getirildi. Bir tane daha geliyor. Ne de bitti yani. Türkiye'de de Suriye eleştirisi hep yapıldı. Yani bu noktada dünyanın bu savaşa verdiği reaksiyon sonrasında Türkiye'deki liderler özellikle Suriye'yi de gösterdiler, söylediler. Yani aynen. Açık açık. Tabii. Yani sizin yok, bakış açınız şu anda. Türkiye'nin burada bakış açısı doğru. İnsani aynen bakış öyle açısı da muhalefetiyle iktidarıyla. Evet, bakın. İki tarafında yani bakış açısı bu şekilde yani efendim. Insan. Bir cümleyle son mesajı sizden alalım ve kapatacağız. Ya biz Güran Bey iki yüzlülüğü ortaya koydu. Biz inşallah evet, hani bunlar biter. Evet. İnsani açıdan, sadece ekonomi, askeri açıdan, enerji açısından değil bu savaşlar. Bir de insani açıdan bir değerlendirmeye ihtiyaç vardı. Buradan belki da çıkacak bir tablo. Biz de zaman zaman burada o konuyu eksik bırakıyorduk. Güran Bey sağ olsun. Teşekkür evet ederiz. Bu güzel oldu. Tamamladı bu konuyu. İnşallah hani Türkiye olursa daha çok seviniriz ama Türkiye olsun olmasın, savaşın bitmesi ve iki tarafın bir araya gelip barış anlaşması yapması bütün dünyayı rahatlatacaktır evet diyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu akşamı noktalıyoruz. Bugün dış politika bağlamında aslında önemli bir konuyu konuştuk. Dünyanın gözü kulağı çünkü bu savaş üzerinde ve bugün de İstanbul'da bir barış masası vardı. Özellikle masaya yatırdık. Haftaya tekrar burada olacağız. Hoşça kalın, iyi akşamlar.